Herkese merhaba. Evet geçen hafta hani virtual epten bahsetmiştik. Hani koşuyorduk, yüzüyorduk, bisiklete biniyorduk ve para kazanıyorduk. Şimdi biraz o programa göz atacağız. Hadi bakalım. <laughs> Evet bugün biraz şöyle telefondan uygulamaya bakmak istiyorum beraber. Hem de biraz bilmeyenler için bir açıklayıcı öğretici video olsun istedim. Virtual App'e evet tıklıyoruz ve programın açılmasını bekliyoruz. Evet virtual uygulaması açıldıktan sonra sizde ilk önce üyelik isteyecek. Bu üyelik çok basit işte bir mail adresiyle bir şifre oluşturuyorsunuz. Ondan sonra hazır oluyor. Sonra size uygulamanın içinde gösterdiği gibi step 1, step 2, step 3 şeklinde neler yapmanız gerektiğini aslında anlatıyor. Şimdi ilk önce bir cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Hemen buraya tıklayalım. Evet bir external wallet yani bir dış cüzdan oluşturuyoruz ilk önce. Ondan sonra tabii ki internal wallet'ımız burada. Oldu. Bu internal wallet ile external wallet arasında ne fark var derseniz. işte internal wallet'ta uygulama içinde yaptığımız alışverişler işte o NFT'leri, o kıyafetleri falan satın aldığımız, ayakkabıları satın aldığımız zaman kullanıyoruz. Challenge'lara giriş parasını öderken kullanıyoruz. External'ı da genelde işte dışarıdan para transferi ya da İçeriden dışarıya para transferi yapmak için kullanıyoruz. Geri döndüğümüzde evet onun dışında bir tane avatar oluşturun diyor. İlk önce bir avatarımızı oluşturuyoruz. Create avatar'a tıklayarak. Create avatar'a tıkladıktan sonra evet böyle yavaştan loading. Bu biraz süreç alabiliyor 1-2 dakika çok uzun değil. Bu arada ne yapmaya çalıştığımızdan biraz bahsedeyim. Evet virtual app biliyorsunuz ki son zamanlarda bu stepinin açmış olduğu bir furya var. Move to earn furyası. Onun en hızlı takipçilerinden birisi olacak bence. Çünkü çok büyük firmalarla çalışıyorlar ve kurucuları da daha önceden iş yapmış adamlar kripto dünyasında. Şu an Strava ve Garmin gibi firmalarla çalışıp ve bunların uygulamasını kullanaraktan sportif faaliyetlerimizi burada paraya dönüştüreceğimiz bir metaverse evreni oluşturuyorlar aslında. Ve bu Metaverse evreninde de böyle gördüğünüz gibi avatar oluşturuyoruz kendimize. Bu avatarı kastimize edebiliriz. İşte ne bileyim kıyafet giydirebiliriz. Başka türlü şekilde bunu paylaşabiliriz. Statü ekleyebiliriz falan derken tabii bunların hepsi bir bu Metaverse dünyasında biliyorsunuz NFT olarak dönüyor. Ha diyeceksiniz ki abicim biz nasıl para kazanacağız? Hemen geri gelelim buradan. Şöyle geriye doğru çıktığımızda Join Challenge diyor. Evet bütün üyelikleri her şeyi hallettikten sonra Join Challenge sekmesine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi challenge'lar var. Yani challenge derken yarışmalar var aslında. İlk başta bize bunları free olarak veriyor ve size uygun olan işte şeyler olarak gösteriyor. Challenge'lar olarak. Koşmak istiyorsanız gördüğünüz gibi 1 kilometrelik bir koşu, 1000 adımlık bir yürüyüş ya da 3 kilometrelik bir bisiklet, ya da 100 metrelik bir e, yüzme challenge'ına dahil olabilirsiniz. Bunlardan herhangi birine dahil olduktan sonra epinizi connect ediyorsunuz. Yani bağlıyorsunuz virtual'e. Geçen günlerde bir açıklama yaptılar. Huawei'yi de ekleyeceklerdi bu ekrana. Hatta burada Apple da vardı. Dün itibariyle Apple kalktı. Ondan önce Suunto vardı. Suunto bir kalktı. Şimdi Strava duruyor. Asıl herkes Strava'yı çok iyi biliyor sporla ilgilenenler. Strava üzerinden verilerimizi yüklediğimizde bizim para kazanma sekmemiz açılmış oluyor kısacası. Yani bu app'ler ne demek? İşte sporla ilgilenenler iyi bilir. Mesela bir nabız bandımız var diyelim ve bu smart olması lazım ya da bir saat diyelim spor saati. Aktivite sırasında bunu uygulamayı devreye alıyoruz. Ve bunu Strava üzerinden kaydediyoruz bu dataları. Bu kayıtları ondan sonra e, Strava'da zaten sporcular kendi kayıtlarını tuttuğu gibi burada da tutuyor. Sonra geliyoruz bunları submit ediyoruz. Submit ederken mesela bir örnek vereceğim. Benim programım Huawei olduğu için ben hala Huawei'nin açılmasını bekliyorum. Geçen hafta Twitter'dan yaptıkları açıklamada Huawei desteği gelecek dediler. Gördüğünüz gibi burada bir işte uygulama şey giriyorsun. Benim ismim soy ismim çıktı. Ondan sonra da girdiğimiz bir aktiviteyi buradan Strava ile bağla diyorsun. Submit dediğinde bunu bağlıyor. Peki submit etmek için ne gerekiyor? Evet o dört kademeli bir şey var. Data, data serisi var. Haritadaki görünürlük, hız, pace göstergesi, nabız göstergesi ve kalori göstergesi. Yani edindiğiniz program bu 4 datayı da bu programa gönderiyor olması lazım. Onun dışında başka challenge'lar da var. Evet mesela gördüğünüz gibi ekranda 1.6 kilometre mesela 3 ile 9 Mayıs arasında yapılacak bir test koşusu challenge'ı var. Mesela aylık challenge'lar var. 1 ile 31 Mayıs arasında 100 kilometrelik bir challenge yapmışlar. Bizim gibi böyle triatlonla falan uğraşanlar için çok mesele değil aslında. Ne bileyim bisiklete girdiğimizde gene burada challenge'lar açılacak. Evet gördüğünüz gibi mesela 7 gün üst üste bisiklet sürme challenge'ı, mesela virtual watch cycling challenge denen bir şeyi var. Ondan sonra bu saat hediyeli anladığım kadarıyla ve de original club cycling dedikleri de bu da NFT işte tişörtler, ayakkabılar falan veriyor. Hani step'inde NFT ayakkabı alıyorduk ya onun gibi. Programın geneli bu şekilde. Join Challenge'da mesela nasıl challenge'a girebilirsiniz burada anlatıyor. Hepsini buradan tek tek bakabilirsiniz ve bu eğitim yani eğitim demeyelim de öğretici şeylerin hepsini de buraya koymuşlar. Çok aslında karışık bir program değil. Aşağı indinizde sosyal medyalarında işte hemen girelim mesela Twitter'da en son paylaştıklarında göstereyim size. Buradan hemen açılırsa. Gördüğünüz gibi niye güvenelim diyorum Stepin gibi yaklaşık daha şimdiden 40.000 takipçiye ulaştılar. Bu 40.000 takipçi az bir rakam değil bütün dünyada. Google trendleri de takip ederseniz virtual diye aratırsanız şu an o trend eğilimi yukarıya doğru yönelmiş durumda. Aynı Stepin'deki gibi bir hype bekliyorum aslında. Ama stepin kadar güçlü mü olur? Ya da hakikaten para kazanmak o kadar stepindeki kadar böyle 100-120 dolarlar verir mi günlük? Onu bilmiyoruz. Bu olayda virtualda biraz şey önemli. Gerçekten sporcuysanız birazcık daha iyi para kazanabiliyorsunuz. Ha ama walkingle de bu işi yürütenler var yurt dışında. Ben birkaç yerden araştırdım böyle yapanlar var mı? Yurt dışında genelde çok var. Türkiye'de henüz böyle bir hype olmadı. Sayemizde belki olur. Evet şöyle aşağı indiğimizde birkaç böyle haber göstereceğim size. Buradan sürekli bir paylaşımları var. Bu da Ponzi olmadığını aslında bize kanıtlıyor. Ponzi şirketler biliyorsunuz böyle yani kriptolarda Ponzi hareketler yapan şirketler çok böyle paylaşım falan yapmıyorlar. Bunlar neredeyse günde 3-5 paylaşımla sürekli takipçilerini sıcak tutuyor. Gördüğünüz gibi Metaverse dünyasında da böyle avatarlar sayesinde herkesi böyle içine yani bir oyunmuş gibi bu işi de eğlenceli hale getiriyorlar. Airdroplar da yayınlıyorlar. Bu anlamda mesela kıyafetler veriyorlar ve bu kıyafetler ve avatarları anladığım kadarıyla paylaşabiliyoruz, şehir edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada mesela upcoming features'ta Huawei Health Launch'ı açacaklar. Huawei Health de açılırsa zaten çoğu şey kopar. Çünkü ne yalan söyleyeyim. Şimdi üstün sporcular tabii ki Garmin gibi böyle güzel programlar kullanıyor ama bizim gibi böyle daha biraz amatörde kalanlar genelde Huawei'nin Huawei, Huawei Health'in ya da telefon Android uygulamalarında en iyilerden birisi. E şimdi Huawei'nin saatleri de daha ucuz öbürlerine göre. Bunları tedarik ediyor insanlar. Bu tedarikleri sonucunda da sporlarını bu şekilde yapıyorlar. E böyle olunca da Huawei'nin aslında çok büyük bir kullanıcı kitlesi var bu spor anlamında. Benim de çevremde çok var bunu kullanan. Bunları da ekleyince ben Virtual'ın iyice o zaman asıl fiyatlanacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi mesela işte Apple Health launch'ı da açıkladılar. Yeni bir update ile. Nisan'ın ilk haftasında bu şeyi yaptılar aslında. Apple Health vardı. Yalnız şu an programda herhalde bir şeylik var. Yeni bir update gelene kadar Apple Health'i tekrar kaldırdılar. Hatta geçen gün ben Huawei Health'i gördüm bu Connect app'te. Nasıl göstereyim onu size? Şuradan sağlık uygulamasına Huawei sağlığa girdiğimizde şimdi size göstereceğim. Şöyle gizlilik yönetimine girdiğimizde veri paylaşımı ve yetkilendirmeye girdiğimizde evet görüyorsunuz ben buradan virtual'ı ekledim. O an hatta çok sevinmiştim. O açtılar Huawei'yi falan diye hemen başlayayım diye. Virtual'ı ekletti bana. O, o gün herhalde bir deneme gibi bir şey yaptılar anladığım kadarıyla app üstünde. Sonra geri kaldırdılar o app'lerden. Yani şuradan bakacak olursak tekrardan connect app'lere. Evet burada gör, göreceğiniz gibi evet şu anda 3 tane sadece app var. Connect edebildiğimiz Strava, Garmin ve Fitbit, Apple Health ve Huawei Health üzerinde hala çalışmalar devam ediyor. Bence takipte kalın, kaçırmayın diyorum bu Step'in de o ilk başta ayakkabı alamayan gruptaysanız bari virtual'da o yanlışı yapmayın diyorum. Evet benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar virtual ile ilgili yine bir sürü video gelecek bununla ilgili takipte kalın.